أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صدق الله العظيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم kolaylaştır zorlaştırma ya Rabbi rızana uygun bir şekilde anlatabilmeyi, anlayabilmeyi ve yine rızana uygun mucibince amel edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rab. Değerli kardeşlerim, hayatımızda en büyük eksik olan, olmazsa olmazlardan bir tanesi olan, fakat günümüzde pek olmasa da olur diye bakılan şeylerden bir tanesidir ilim. O kadar önemli, o kadar kıymetli ki, Mevla Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetini işte bununla açıyor. Estağfirullah. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O kadar kıymetli ki fes'elû ehle'z-zikri in kuntum lâ te'alemûn. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Her şey bilmekle başlar. Bundan dolayıdır ki İslam'ın ilk emri de oku diye başlamıştır. Okumakla, ilim öğrenmekle insan yaradanını daha iyi tanıyor ve tanıdıkça da Allah'a olan sevgisi, saygısı daha da artıyor. Ve okuyup ilim öğrenmesinin sayesinde de Allah'ın rahmetinden mahrum kalmıyor, bütün gayretini göstermeye devam ediyor. Ama okumadığı zaman gayreti kırılıyor, hevesi kırılıyor, feyzi şevki kırılıyor. İlim okuduğunda ya da dinlediğin zaman biraz daha böyle tabiri caizse hemen nefis ne yapıyor? Toparlanmaya çalışıyor. Biraz gaz geliyor sana değil mi? Ey nefsim yeter diyorsun bak. Ne kadar boş yaşadığının farkında değil misin? Ama ilim öğrenmeyince, okumayınca, dinlemeyince vur patlasın, çal oynasın. İlim öğrenenin, okuyanın herkese faydası olur. İlminden başkaları da istifade eder. Ve ilim öğrenmenin manevi bereketi de çoktur arkadaşlar. Yani bugün mesela biz sizlere devamlı diyoruz. Gerek burada tanıtmış olduğumuz kitaplar, gerek elinizde olan kitaplar, bunları okuduğunuz zaman sadece bilmediklerinizi öğrenmiyorsunuz. Evet, bilmediklerini öğreniyorsun ama aynı zamanda ilim öğrenmenin manevi bereketi çok büyüktür. Bakın, evliyadan bir zat medresenin yakınından geçerken bakmış ki gökten bir nur iniyor. Merak ediyor bu evliya. Kapıcıdan izin alıyor, nur inen odanın kapısının üstündeki pencereden bakıyor. Ne yapıyorlar diye. Bir bakmış ki ne yapacaklar? Talebeler sarıklarını birbirlerine bağlamış, hav 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 diye oyun oynuyorlar. Tabii bunun üzerine içeri giriyor, ne yapıyorsunuz diye soruyor talebelere. Talebeler de diyor ki efendim ders yaptık, kafamız yoruldu, oyun oynuyoruz, dinleniyoruz diyorlar. O zat kendi kendine düşünüyor. Bunlar oynarken böyle nur iniyorsa, acaba o ilim okuduğu zaman kim bilir neler olur diyerek medreseye kayıt oluyor, talebeliğe başlıyor. Bakın evliya, evliya olmuş, o makama gelmiş ama onu görünce medreseye kayıt oluyor, talebeliğe başlıyor. İlim feyiz ve berekettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kim ilim talep edilen bir yola girerse Allah onu cennete giden yollardan bir tanesine girdirmiş olur. İlim yoluna mı girdin? Cennet yoluna girdin demektir. Melekler ilim talebinde memnuniyetleri sebebiyle kanatlarını o ilim ehlinin üzerine gererler. Korumaya alırlar onları. Göklerde ve yerdekiler, hatta denizin içindeki balıklar bile ilim talep eden adam için, insan için istiğfarda bulunurlar. O yüzden ne demişler? Alimin abide üstünlüğü dolunaylı bir gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Düşünün, adam bir tanesi kulaktan duyma namaz kılıyor, ibadet ediyor ama ilmi bilgisi yok. Diğerinin de ilmi bilgisi var. O insanın diyor o abide karşı üstünlüğü dolunaylı bir gecede. Düşünün,
Gece kapkaranlık. He? Ay mı daha çok belli olur yoksa yıldızlar mı? Evet, yıldızların bazıları da parlaktır. En parlağı bile ayın yanında sönük kalır. İşte alimin abide üstünlüğü böyledir Allah katında. O yüzden peygamberler dinar ya da dirhem bırakmadılar. İlimi miras bıraktılar. Kim o mirası elde ederse inanın çok büyük bir nasip elde etmiş olur. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Kendisinden başka Allah olmayan Zat-ı Zülcelal'e kasemle söylerim ki diyor. Ben diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın ağzından 70 küsür sureyi kendi kulaklarımla dinledim, öğrendim. Buna rağmen bilsem ki diyor bir adam Kitabullah'ı benden daha iyi biliyor. İlmi benden daha fazla. O adamın bulunduğu yere diyor deve ile ulaşmak mümkünse mutlaka diyor o zata giderim, sohbetinden istifade ederim. Allah Resulü'nden hadis dinlemiş, 70 küsur hadisi kendi kulaklarımla dinledim diyor. Ama buna rağmen yine bilsem ki bir adam diyor Kitabullah'ı, dinini benden iyi biliyor ve iyi anlatıyor. O adamın bulunduğu yere deveyle gitmek mümkünse binerim deveme giderim diyor. Aynı şekilde Ebu Derda radıyallahu anh, Kur'an'dan diyor bir ayete takılacak olsam bu müşkülümü, bu sıkıntımı giderecek zat da diyor Yemen'den bir yerde olsa, yani o kadar uzak bir yerde olsa yine de giderim diyor. Sırf o müşkülümü düzeltmek için. Ama bugün insanlara bakıyorsunuz, hadisle alakalı ya da Kur'an'la alakalı bir çelişkiye düşüyor kendi kendine. Kur'an'da çelişki olmaz ama ilim bilmediği için hadis ve ayetlerle böyle kendi kendine tereddüde kaldığı zaman bırakın araştırmayı, ya kendi kafasına göre budur diye inanıyor sormadan, ya da değerli kardeşlerim aman diyor. Allah'ın ilminden bir kelime dinleyip işiten insan için bir sene nafile ibadetten daha hayırlı bir iş sevabı verilir. Ya düşünün, şu an açmışsınız radyonuzu ilim öğrenmek için, sohbet muhabbet dinlemek için. İlimden diyor bir kimse bir kelime dinlese, işitse, öğrense, yeniden hayatında hiç duymadığın bir şey öğrendin bugün. Bir kelime için diyor o insana bir sene nafile ibadetten daha fazla hayırlı işler verilir. Ya. İslam ilme teşvik eder. İlim cennet yolunu gösterir. Cennet yolu da Allah'ın rızasını kazandırır. Bakın şurayı çok iyi dinleyin. Miladi 817 yılında Baki bin Mahled adında bir insan, bir zat doğuyor. Tabi hayatını hep ilimle geçiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerini topluyor, sünnetlerini topluyor. Kendini hadis konusunda yetiştirmeye gayret gösteriyor. Duyuyor ki hadis alimi Ahmed bin Hanbel büyük bir zat ve büyük bir ilmi var. Bununla görüşüp ondan ilim almak istiyor. Endülüs'ten Bağdat'a kadar gidiyor değerli kardeşlerim. Tabi Bağdat'a yaklaştığın zaman, o Bağdat'a yaklaşırken Ahmed bin Hanbel artık halkla görüşmemesi yasaklanıyor, yani görüşmesi yasaklanıyor. Kimse Ahmed bin Hanbel'den ilim alamaz. Artık dönemin kadısı mı diyelim, padişahı mı diyelim, yasaklıyorlar. Kimse Ahmed bin Hanbel'den ilim dersi almayacak. Yasak. Tabi bu Bağdat'a gelirken, yoldayken bunu duyuyor. Ondan sonra geliyorlar, diyorlar ki böyle böyle diyorlar. Ahmed bin Hanbel'le görüşecektim. Tabi insanlar diyor ki aman efendim diyor, onunla görüşmeyin çünkü yasaklandı diyor. Siz diyor bana evini gösterin. Tabi evini gösteriyorlar. Gidiyor kapısına vuruyor. Kapıyı açıyor Ahmed bin Hanbel. Diyor ki ey imam, ben diyor yabancı bir adamım. Bu memlekete de ilk defa geliyorum. Ve diyor ben hadis talebesiyim.
sünneti topluyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerini, sünnetlerini topluyorum. Yolculuğum sadece bunun için diyor. Senden ilim almak için diyor. Başka hiçbir sebepten dolayı gelmedim diyor. Bak, Endülüs'ten Bağdat'a. Yazın internete, Google'a, aradaki mesafeyi siz görün. Ve bu mesafeyi arabayla ya da uçakla değil, otobüsle değil, bu mesafeyi yürüyerek geliyor. Neden? İlim öğrenebilmek için. Bakın, ilimi, hani bizim vatandaşımız diyor ya, efendim benim boş vaktim yok diye. Ne kadar kıymetli olduğuna bakın. Dahası var şimdi. Bu diyor, memlekete ilk defa geliyorum. Ve sadece diyor, senden ilim almak için geldim diyor. Duydum ki sen hadis alimisin. Bunu duyunca Ahmet bin Hanbel, tamam diyor, dikkat çekmeden içeriye gir diyor. Tabi içeriye girdikten sonra nerelisin diyor. İşte diyor, Magripliyim, Endülüslüyüm diyor. Ondan sonra o kadar da uzak ki memleketine de denizden geçebiliyor ancak. Bu kadar da uzak bir yoldan geliyorum diyor. Tabi bunun üzerine Ahmet bin Hanbel diyor ki, gerçekten yeri çok uzak. Bana da diyor, senin gibilerin arzusunu yerine getirmekten daha hoş gelen bir şey yok. Yani bu kadar canla başla ilim öğrenmek için gelen insanlara karşılığını vermekten başka diyor, hoş gelen başka bir şey yok bana diyor. Ama diyor, biliyorsun ki bir sebepten dolayı sıkıntı içindeyim diyor. Benim diyor ilim vermem yasaklandı. Halkın benimle görüşmesi yasaklandı. Evet diyor, sana doğru gelirken buraya yakın bir yerde öğrendim. Ama diyor, ben diyor sana ilk gelişimdir. Buralardan tanınan birisi de değilim diyor. Eğer izin verirsen diyor, aklıma bir fikir geldi. Her gün diyor dilenci kılığında gelirim. Kapıda dilencilerin dediği gibi söylerim. Sen de dışarı çıkarsın, her gün sadece bir hadis bile rivayet etsen yine de yeter dedi. Bak ya, dilenci kılığına girecek her gün sebep. İlim öğrenmek için Ahmet bin Hanbel'e çıkacak, sözde o dilenciyle konuşuyormuş gibi, o dilenciyi kapıdan kovuyormuş gibi hadis fısıldayacak ona, hadis öğretecek. Ya. Tamam dedi Ahmet bin Hanbel, fakat dedi, sakın ola ki dedi kimse duymasın dedi. Kabul dedi. Böylece diyor, elime bir değnek aldım, başıma bir bez parçası sardım diyor, kağıdımı divitimi de diyor yenime soktum. Kapıya geldim diyor. Oradaki dilenciler gibi, verin Allah da size merhamet etsin, verin Allah da size merhamet etsin diye bağırdım. Tabii ben böyle bağırdıkça Ahmet bin Hanbel de dışarı çıkıyor, kapıyı kapatıyor, bana iki tane, üç tane, bazen bir tane, bazen daha fazla hadis okuyor. Tam diyor bu şekilde ondan 300 tane hadis yazdım diyor. Bak, 300 tane hadis yazdım. Ne güzel azim, ne güzel gayret. Cahil kalmamak için ilim öğrenmek gerek. Çünkü cahil kalmak insanı toplum içinde, değerli kardeşlerim, rezil eder. Ama ilim öğrenmek insanı toplum içinde söz sahibi eder. Bizim evlerimiz kitaplarla dolu. Her yer kitaplarla dolu. Eski zaman gibi değil. Hani diyesin ki uzaklara gidesin, bırak işini gücünü aileni de kalk git ilim öğren. Bu söylense belki yine hani bir yerde diyebilirdiniz. Kardeşim, o kadar uzağa nasıl gideceğiz edeceğiz ya? Ki bunu öğrenmek, yapmak bile farzdır. İlim öğrenmek. Ama onca alim, onca Allah dostları, onca hoca efendiler ciltlerle kitaplar yazdılar. Ehl-i sünnet alimlerinden bahsediyorum. Ciltlerle kitap yazıldı. Biz o kitapları niye aldık biliyor musunuz? Bakın, kendi gözlerimle şahit oldum. Geçen de söyledim. Hanımefendinin bir tanesi, beraber ya kitapçıya girdim ben, ondan sonra kitap bakıyorum şimdi. Hasılı kelam, bir baktım kitabın rengine bakıyor ve arkadaşına diyor ki bu renk daha güzel diyor, tam kitaplığımıza uygun diyor. Ne diyeyim? Ya, cahillik öyle başa beladır ki, bir sohbet esnasında adamın biri topluluktakilere demiş ki, bir keşiş deniz kenarında tam kızını kurban edeceği sırada Mikail adlı melek diyor gökten bir keçi gönderdi. Cahil adam. Ne konuştuğunu bilmiyor işte. Tabii sohbette bulunanlardan da bir tanesi, ilim sahibi bir tanesi dayanamamış. Be adam demiş, şu söylediklerinin hangisini düzelteyim? Bir kere o kişi keşiş değil, Hazreti İbrahim peygamber.
Orası deniz kenarı değil dağlık arazi. Kızını değil oğlu İsmail'i kurban edecekti. Meleğin adı da Mikail değil Cebrail'di. Gökten inen de koç değil koyundu. Ahil adam nerede ne konuştuğunu bilmediği için her zaman kendini rezil eder. O yüzden ne buyuruyor? قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki diyor, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler tabii ki kıymetlidir. Çünkü bilenler hem kendilerini kurtarır hem de başkalarını. Cahil olanlar her şeye karışmak ister. Her şeye karışmak ister ki onların cehaleti dışına vurur zaten. Dıştan belli olur o insanın cahil olup olmadığı. Bir bakarsın böyle her konuda bir bilgisi varmış gibi konuşur. İşte bu cahilliğin ön göstergesidir. Mevlana Cami Hazretleri gösterişten o kadar çok rahatsız olurdu ki bütün huzurunu, bütün rahatını tevazuda, ihlasta bulurdu. Bu menkıbeyi de çok iyi dinleyelim arkadaşlar. Bir gün yemeğe davet edildi Mevlana Cami Hazretleri. Sonra da bulunanlardan bir tanesi bedenen olgunlaşmış, evet boyu posu olmuş ama ruhen olgunlaşmamış. Her haliyle de belli. Devamlı böyle dikkatlerini üzerlerine çekmek istiyor. Böyle insanlar vardır, böyle toplumda farklı olmak ister. Dikkatlerini devamlı üzerine çekmek ister. Böyle çok düzgün adammış göstergesi vermeye çalışır. Adam yemeğe başlarken tabii yüksek sesle bağırmış. Demiş ki tuz getirin. Yemeğe tuzla başlamak sünnettir demiş. Tabii değerli kardeşlerim, Mevlana Cami Hazretleri anlamış ki bu adam gösteriş yapıyor. Ona böyle kimsenin duyamayacağı bir şekilde, sadece kendisinin duyacağı şekilde demiş ki Hazret demiş, ekmekte tuz vardır. Onu hatırlayarak o ekmeği de yesen sünneti yerine getirmiş olursun. Tabii adam susmuyor. Biraz sonra sofradakilerden birine yüksek sesle bağırdı tekrar. Dedi ki ekmeği tek elle koparıyorsun. Tek elle koparmak mekruhtur dedi. Şimdi her şeyi biliyor ya bu adam. Gösteriş yapacak. Halbuki en büyük cahil. Ekmeği dedi tek elle koparıyorsun dedi. Tek elle koparmak mekruhtur. Mevlana Hazretleri yine rahatsız oldu. Yine sessizce bir düzeltme yaptı. Dedi ki sofrada başkasının eline ağzına bakmak ekmeği tek elle koparmaktan daha fazla mekruhtur. Adam biraz ders alır gibi oldu ama yine de susmadı. Susmaya da pek niyeti yoktu. Bu sefer de başladı. Dedi ki yemek yerken konuşmak sünnettir dedi. Mevlana Cami Hazretleri yine onu ikaz etti. Yemekte konuşmak sünnetse de çok konuşmak da mekruhtur dedi. Tabii adam hatasını anlar gibi oldu. Sivri ve rahatsız edici sözlerle hata yaptığını anladı ve bu hareketinden vazgeçti. Okuyup öğrenenlerin herkese faydası olur arkadaşlar. Padişahın biri bir gün ormanda vezirleriyle birlikte gezintiye çıkıyor. Yolu da bir değirmene rastlıyor. Değirmenle ilgili bütün soruları bir değirmenciye soruyor. Değirmenci de değirmenle alakalı bütün sorulara cevap veriyor. Bu da padişahın çok hoşuna gidiyor. Tabii konu dini konulara gelince değirmenci hiçbirine cevap veremiyor. Ondan sonra tabii padişah efendi kızıyor. Dünyalık olarak bütün ilmi öğrenmişsin de ahiret ilmini neden öğrenmedin diye kızıyor. Diyor ki bu değirmenciyi alın saraya götürün diyor, bunu cezalandıracağız. Tabii padişah orman gezintisini bitirdikten sonra saraya dönerken çobanlık yapan bir çocuğa rastlıyor. Çocukla sohbet ediyor padişah. Çocuğun çobanlık yaptığını görünce hoşuna gidiyor, yanına yaklaşıyor. Bir bakıyor ki çocuk o kadar zekalı, o kadar dini bilgisi var ki dini bilgisinin yanında pratik zekasına da hayran kalıyor. Diyor ki bu çocuğu da saraya götürün diyor. Bu çocuğun bilgisine, bu çocuğun zekasına ihtiyacımız var diyor. Ondan sonra bak görüyor musun? İlim sahibi olunca Mevla seni nasıl yüceltiyor? Padişah seni sarayına götürüyor. Çocuk ne diyor biliyor musunuz? Padişahım, sarayınıza gelirim ama bir şartım var diyor. Şartın mı var diyor. Evet efendim diyor. Neymiş diyor o şartın? Şu eli kolu bağlı olan adamı salı vermezseniz sarayınıza gelmem diyor. İyi de evladım,
sen bizim bu adamı neden elini bağladığımızı biliyor musun? Bu adam değirmenle alakalı, dünyalıkla alakalı ne kadar soru sorduysak hepsini bildi. Ama dini konularda ne sorduysak hiçbirini cevaplamadı. Onun için değirmenciliği öğrendiği kadar dinini öğrenmediği için ceza vereceğim der. Çocuk bunun üzerine şöyle cevap veriyor arkadaşlar. Padişahım, bence babamı değil de onun mezarda yatan babasına ceza vermelisiniz. Bakın o adam babası. Çünkü demin benim ne kadar zeki, dini konularda ne kadar bilgili olduğumu söylediniz değil mi? Bence babam görevini beni okutarak yapmıştır. Eğer ceza verilecekse babamı okutmayarak dünyalık kazandırmaya çalışan dedemi idam etmelisin. Çocuğun cevabı, bu pratik zekası padişahın çok hoşuna gidiyor. Çocuğun babasının dini konularını öğrenmesi için de bir yıl mühlet veriyor padişah. Ondan sonra çocukla beraber sarayın yolunu tutuyor. Anlaşıldı mı? İlim ne kadar miras, büyük bir miras, ne kadar kıymetli. İlim öğrenmek her Müslümana, erkeğe kadına farzdır değerli kardeşlerim. Bakın bir Çin atasözü geçen gün dikkatimi çekti, not aldım. Okumadan geçen 3 günden sonra konuşma tadını kaybeder insan diyor. Bir insan okumadan 3 gün geçirse o insan diyor konuşmanın, muhabbetin tadını kaybeder. Ya, hakikaten de öyle. Okuyan insan, öğrenen insan insana saygınlık kazandırır, vatana millete hayırlı olur. Demeyin ki çocuktur efendim, ne anlar? Sakın ha öyle şeyler söylemeyin. Hak dostlarından Muhammed Hazretleri bazen böyle zaman zaman küçük çocukları başına toplarmış, onlarla sohbet edermiş. Tabii yine böyle bir sohbet ederken hanımı demiş ki ya onlar daha küçük, sohbetten ne anlar? Muhammed Hazretleri şöyle cevap vermiş. Muhammed Hazretleri derken efendim sözlerinden bahsetmiyorum ha, yanlış anlaşılabilir. Belki birisi radyosunu yeni açmıştır, tam ona denk gelebilir. Muhammed adında bu hazret, bu veli kul hanımına diyor ki onlar da az çok istifade eder hanım, ama benim asıl maksadım çocukların bir şey anlaması değil ki, sohbet meclisleri Allah'ın rahmetini celbeder. Ben o rahmetin peşindeyim. Bu çocuklar da bir vesiledir buyuruyor. O yüzden sizin de evinizde, hanenizde, çoluğunuz, çocuğunuzla birlikte şu sohbet kitapları alıp okuyunca inanın kelimesi kelimesine fazilet var ve Allah'ın en çok sevdiği meclislerden bir yerdir orası. İlim ehli. Efendim Söylesöylem buyuruyor. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelse melekler onların etrafını kuşatır. Allah'ın rahmeti diyor onların hepsini kaplar, üzerlerine de sekinet iner. Allah diyor onları ve yanında bulunanları zikreder, affeder değerli kardeşler. Ne diyor Mevla Celle Celaluhu? Diyor ki değerli kardeşlerim, Fatır suresinde İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Kullar içinde ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar. Neden? Çünkü alimler Mevla'yı tanırlar. Tanıdıkları için de nasıl bir makama karşı günah işlediğini bilirler ve işlememek için elinden geleni yaparlar. Bugün örnek veriyorum. Göz göre göre bir insan kendini cezaevine atacak bir hata işler mi? İşlemez. En haklı olduğu durumlarda bile ya haklısın ya sen haklısın. Bir namus meselesi, bir bilmem ne mesele, kalkıp öldüreceksin adamı belki, haklısın. Ama ne yapıyorsun? Ulan bu kanı beş para etmez adamı öldürsem gidip cezaevine gireceğim, yıllarca yatacağım diyorsun değil mi? Seni Allah'a havale ettim diyorsun. Ya, niye? Korkuyorsun aslında cezaevine girmekten. Madem değerli kardeşlerim bizler de Allah'tan korktuğumuzu söylüyoruz, o zaman günah işlerken nasıl büyük bir makama karşı, nasıl büyük bir ne karşı günah işlediğimizi de öğrenelim, unutmayalım inşallah. Anlaşıldı mı? Ben ilim peşinde koşan bir talebeyim. Çok güzel bir menkıbe bu. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin. Bakın İmam-ı Gazali Hazretleri çok büyük bir alim ve veli bir kuldur. Bilenler bilirler, ehl-i sünnet alimidir.
talebelik yıllarında bir kervanla birlikte seyahat ediyor. Kervan çölde ağır ağır ilerlerken bir anda o kervan eşkıyaların saldırısına vuruyor. Tabii soyguncular kervanın bütün eşyalarını ne yapıyorlar? Topluyorlar, el koyuyorlar. O eşyaların arasında da İmam-ı Gazali'nin yazdığı notlar, sayfalar, kitaplar var. Onlara da el koyuyorlar. Tabii İmam-ı Gazali'nin en büyük hazinesi bu kitaplar. O kadar ağır geliyor ki parası pulu alınsa bu kadar zoruna gitmez. Çünkü emek vermiş o kitapları yazmak için. Duruma tahammül edemiyor İmam-ı Gazali. Eşkıyaların reisine gidiyor, diyor ki ben ilim peşinde koşan bir talebeyim. El koyduğunuz eşyalar arasında benim yıllardır üzerinde çalıştığım ilmi yazılarım, değerli kitaplarım var. Bunları kaybedersem inanın halim perişan olur. Emeklerim boşa gider. Lütfen onu verir misiniz? Eşkıya reisi kahkahayla gülüyor. Sen nasıl ilim sahibisin ki, diyor, kağıtların elinden alınınca ortada kalıyorsun. Sermayen yok olup gidiyor. Bu ne biçim ilim sahipliği, diyor. Tabii bu cevabı alınca İmam-ı Gazali'nin zihninde şimşekler çakıyor. Artık kitaplardaki ilme güvenmekten vazgeçiyor, ilmini hafızasına almaya başlıyor. Ne okursa, ne ezberlerse, ne fikir olarak benimserse bu gayreti azmi sayesinde değerli kardeşlerim ne yapıyor? Beynine kazımaya başlıyor onu. Ve kısa zamanda yaşadığı devrin, muhitin tek alimi oluyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Anlaşıldı değil mi? Yüce Rabbim ilimden ayırmasın inşallah bizleri. İlim çok kıymetlidir arkadaşlar. Güzelliğe erişmek için de ilimden geçmemiz gerekiyor. Bugün nasıl ki evlatlarınızı dünyalık olarak okutuyorsunuz. Niye? Geleceğinde güzel bir iş olsun diye. Değil mi? Okumayan adamı bakın ne yapmıyorlar? Bugün askeriyede, TSK'da alım varmış. Haberler ne diyor? İşte diyor ki filanca mezunlarını şuraya, falanca mezunlarını buraya alacağız. Baktığın zaman ulan arkadaş diyorsun, parası da güzel aslında diyorsun değil mi? Maaşı da iyi diyorsun. Tamam ben gideyim kaydolayım. Hemen bir engel çıkıyor. Dur bakalım. Nereye kadar ilim okudun diye soruyorlar. Ki bunu dünyada soruyorlar. Dünyada bunu soruyorlarsa ahirette sormayacaklar mı? Diyor ki 6 sınıf insan sorgu sualsiz cehenneme gidecek, Allah korusun. Onlardan bir tanesi de ilimi öğrenmeyen, bile bile kendini cahil bırakan. O yüzden arkadaşlar kimse demesin ki benim vaktim yok. Her şeyi söyleyin, ben okumuyorum deyin, okumak istemiyorum deyin ama vaktim yok, çalışıyorum, kafamı kaşıyacak vaktim yok demeyin çünkü bu yalan olur. Her şeye vaktimiz var. 3-5 sayfa kitap okumaya vaktimiz yok diyebiliyorsak İnanın yalan konuşmuş oluruz.